Bir Şabat günü İsa, Ferisilerin ileri gelenlerinden birinin evine yemek yemeye gitti. Herkes onu dikkatle gözlüyordu. Önünde vücudu su toplamış bir adam vardı. İsa, kutsal yasa uzmanlarına ve Ferisilere, "Şabat günü bir hastayı iyileştirmek kutsal yasaya uygun mudur, değil midir?" diye sordu. Onlar ses çıkarmadılar. İsa adamı tutup iyileştirdi, sonra eve gönderdi. İsa onlara şöyle dedi: "Hanginiz oğlu ya da öküzü Şabat günü kuyuya düşer de hemen çıkarmaz?" Onlar buna hiçbir karşılık veremediler. Yemeğe çağrılanların baş köşeleri seçtiğini fark eden İsa onlara şu benzetmeyi anlattı. Biri seni düğüne çağırdığı zaman baş köşeye kurulma. Belki senden daha saygın birini de çağırmıştır. İkinizi de çağıran gelip yerini bu adama ver diyebilir. O zaman utançla kalkıp en arkaya geçersin. Bir yere çağrıldığın zaman git en arkada otur. Öyle ki seni çağıran gelince, "Arkadaşım, daha öne buyurmaz mısın?" desin. O zaman seninle birlikte sofrada oturan herkesin önünde onurlandırılmış olursun. Kendini yücelten herkes alçaltılacak, kendini alçaltan yüceltilecektir. İsa kendisini yemeğe çağırmış olana da şöyle dedi: "Bir öğlen ya da akşam yemeği verdiğin zaman dostlarını, kardeşlerini, akrabalarını ve zengin komşularını çağırma. Yoksa onlar da seni çağırarak karşılık verirler. Ama ziyafet verdiğin zaman yoksulları, kötürümleri, sakatları, körleri çağır. Böylece mutlu olursun. Çünkü bunlar sana karşılık verecek durumda değildirler. Karşılığı sana doğru kişiler dirildiği zaman verilecektir." Sofrada oturanlardan biri bunu duyunca İsa'ya, "Tanrı'nın egemenliğinde yemek yiyecek olana ne mutlu," dedi. İsa ona şöyle dedi: "Adamın biri büyük bir şölen hazırlayıp birçok konuk çağırdı. Şölen saati gelince davetlilere, "Buyurun, her şey hazır," diye haber vermek üzere kölesini gönderdi. Ne var ki hepsi anlaşmışçasına özür dilemeye başladılar. Birincisi, "Bir tarla satın aldım, gidip görmek zorundayım. Rica ederim, beni hoş gör," dedi. Bir başkası, "5 çift öküz aldım, onları denemeye gidiyorum. Rica ederim, beni hoş gör," dedi. Yine bir başkası, "Yeni evlendim, bu nedenle gelemiyorum," dedi. Köle geri dönüp durumu efendisine bildirdi. Bunun üzerine ev sahibi öfkelenerek kölesine, "Koş," dedi. "Kentin caddelerine, sokaklarına çık. Yoksulları, kötürümleri, körleri, sakatları buraya getir." Köle, "Efendim, buyruğun yerine getirilmiştir. Ama daha yer var," dedi. Efendisi köleye, "Çıkıp yolları ve çit boylarını dolaş. Bulduklarını gelmeye zorla da evim dolsun," dedi. "Size şunu söyleyeyim. İlk çağrılan o adamlardan hiçbiri benim yemeğimden tatmayacaktır.